sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Boş yere aldandım, boşuna kandım. İrengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Gözüme solan dünyada felek bulut oldu, üstüme yağdı yaşlar. Gözüme dolan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Evet sevgili dostlar, yine bir başka haftada, tabii ki bu hafta değerli müdürümüzün işleri dolayısıyla cuma değil çarşamba akşamı yapıyoruz kötür sohbetlerimizi. Tabii ki bu haftaki konuğumuz kim? İstanbul Esenyurt Erdoğanlar İlkokulu değerli müdürüm Erçay Kocak Hocam'la inşallah çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tabii ki diyebilirsiniz belki neden bu hafta ya da neden bu an? Sevgili dostlar, biz tabii ki 9-12 Ekim'de biz de yapmak isterdik. Aylık haftasında yapmak isterdik. Ama müdürümüzün ve programımızın durumundan dolayı biz ne yapmak zorunda kaldık? Tabii ki bu haftayı ertelemek zorunda kaldık. Tabii ki ahilik kültürü deyince, ahilik haftası deyince, daha doğrusu ahi evran deyince
Tabii ki kültür sohbetlerimizin can alıcı, önemli konularından birisi. Peki bu konuyu kiminle konuşacağız? Az önce ifade etmeye çalıştım. Tekrardan hem değerli müdürüme hoş geldiniz demek istiyorum. Hem de tekrardan müdürümü tanıtmak istiyorum. İstanbul Esenyurt Erdoğanlar İlkokulu Müdürü, değerli hocamız Erçay Kocak müdürümüz de inşallah size birazdan bu güzel konuyu anlatmaya çalışacağız. Tabii öncelikle Stüdyo Park'tan hepinize hoş geldiniz ve hayırlı akşamlar demek istiyorum. Tabii sözü çok fazla uzatmıyorum. Değerli konuğum Erçay Kocak müdürüme öncelikle hoş geldiniz hoş demek istiyorum. Evet, Sayın Müdürüm, Stüdyo Park'ı nasıl buldunuz? Hep dışarıdan izliyordunuz. Evet. Olay nasıldı? İçeridesiniz şu an. Olay nasıl? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Stüdyo Park güzel bir stüdyo. Hep Facebook'tan izliyorduk. Yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir yayın geçer. Daha vatandaşlarımıza, arkadaşlara yardımcı oluruz. İnşallah. Evet sevgili dostlar, tabii ki ben sunum bölümünü çok fazla uzatmak istemiyorum dedim. Tabii ki iki önemli sunumumuz olacak. Bunu özellikle sunum biri mutlaka dinleyin ki ahilikle ilgili bir kitap ödülümüz olacak ki değerli hocamız, değerli müdürümüz sunum birde anlattıklarından bizlere ikinci sunumun başında bir soru soracak. Tabii ki Kültür Park TV'ye üyeseniz yorum bölümüne girip mutlaka cevabı yazmanız gerekiyor. Ama ne zaman yazmanız gerekiyor? Sadece ve sadece canlı yayın süresince yazarsanız biz tabii ki cevabı bilenler arasından kura çekeceğiz. Sayfamızda da paylaştık. Ahilikle ilgili önemli bir kitabı size takdim etmiş olacak. Sayın hocam tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Kendinizi küçük, kısa bir şekilde ya da küçük bir şekilde tanıtarak buyurun hocam. 1971 Kaman Kırşehir doğumluyum. Ercay Koçak. Evet. Esenyurt Erdoğanlar İlkokulu Müdürü olarak görevli yapmaktayım. Bugünkü konumuz ahilik. İlk önce ahiliği anlamak için ahievranı bilmek gerekir. Ahievran kimdir? Bunu iyi bilmek gerekir. Ahievran 1171 yılında İran'ın Batı Erzincan, Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl adı Mahmut'tur. Babasının adına ve doğum yerine nispetlen Mahmut'un bin Ahmet el-Hoy, Hoylu Ahmet'in oğlu Mahmut demişlerdir. Lakabı dinin yardımcısı anlamına gelen Nasreddin'dir. Ahievran çocukluk ve ilk tahsil devrelerini memleket olan Azerbaycan'da geçmiş, daha sonra da gençliğinde Horasan ve Mayön Nehri'ne giderek burada büyük üstadlardan ders almıştır. Bu arada alim Fahrettin Razi nakli ve fen ve nakli dini ilimleri öğrenmiştir. Ahievran bir haç yolculuğu esnasında 1204'te Evliya'dan Şeyh Evalettin Kırmani ile tanışmış ve ondan ders almıştır. Tafsir, hadis, fıkıh ve kelam, tıp alanında derin bir alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli olmuştur. Bağdat İslam dünyasında büyük sanat ve ilim merkezi olması Ahievran'ın çok yönlü yetişmesine etkili olmuştur. Bu dönemde İbn Sina ve değerli ilim adamlarıyla tanışmış ve kendisini geliştirmiştir. 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Gıyasettin Kefrivat döneminde hocası Evlattin Hükürmani'nin kızı Fatma Bacı ile evlenmiş. Anadolu'da özellikle esnafa İslamiyet'i ve anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmesi için nasihatta bulunmuştur. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı halkı uyarmış. Hocasının vefatından sonra da onun vekili olmuştur. Ahievran Anadolu'ya geldikten sonra ilk önce Kayseri'de yerleşmiş ve burada bir deri işletme atölyesi kurmuştur. Sanat sahibi kimseler arasında çok sevilmiştir. Moğollara karşı Kayseri'ye savunan ahileri Ahievran teşkilatlandırmıştır. 1237 yılında 1. Alaaddin Keyhufat'ın zehirlenerek öldürmesinin üzerine sultanla gönül bağı olduğundan 2. Keyhufat Keyhufat zamanında ahiler tutuklanmış ve 2. Gıyasettin Keyhufat'ın ölümünden sonra da üzerindeki baskılar kalkarak
tekrar Acilik Teşkilatı'nda aktif olmuştur. Bu arada Denizli'ye göç etmiş, kısa bir süre Denizli'de kalmış Ahi Evran. Daha sonra tekrar Konya'ya gelmiş, Konya'da Ahilik Teşkilatı'nı kurmuş. Daha sonra da tekrar Kırşehir'e gelerek ömrünün sonuna kadar Kırşehir'de yaşamıştır. Evet. Buradaki ad Kırşehir'deki Ahilik Teşkilatı'na kurarak bütün Anadolu Selçuklu Devleti'deki ne kadar teşkilatlar varsa Ahilik icazetnamesi almadan, kesinlikle Kırşehir'den icazetname almadan Ahilik Teşkilatı kurulmamıştır. Evet. Ahi Evran en son 1261 yılında Moğollara karşı savaşırken vefat etmiş. Kabri Ahi Evran Camii'nin yanında bulunmaktadır. 20 kadar eseri bulunmaktadır. Ahi Evran'ı anlattıktan sonra da ahiliğin ne demek olduğunu anlatmak gerekir. Ahilik kelime anlamına Arapça bakılırsa kardeşim, Türkçe anlamına bakılırsa cömert, eli açık anlamlarda kullanılmaktadır. Aynen. Ahilik'te ki kurulduktan sonra Osmanlı'nın bir cihan devleti olmasını Ahilik Teşkilatı'nın büyük katkıları olmuştur. Ahilik Teşkilatı ne işe yarıyordu? İnsanların dünyevi yaührevi bir hayatını düzenliyordu. Ahilik Teşkilatı'ndaki insanlar hem hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışma sistemine dayalı bir sistemdi. Ahilik'in gayesi, teşkilatlanma sebepleri ise Ahilik Anadolu siyasi durumdan dolayı Ahilik Teşkilatlanması oluşmuş. Sosyoekonomik sebepler, dini etkenler Ahiliğin Anadolu'da yayılmasına etken olmuştur. Ahilik Teşkilatı sayesinde sosyal güvenlik sistemi, bugünkü sosyal güvenlik sistemi de temelleri atılmıştır. Evet, sevgili dostlar, tabii ki hem konuğumuz değerli, hem programımız değerli, hem konumuz çok değerli. Tabii ben Deniz, moderatörümüz de bir tarihçi olarak hocama ben baştan söyledim. Ara sıra birkaç kelam da ben edeyim, müsaadeniz var mı gibisinden. Tabii değerli hocamız da bizleri kırmadılar. Bize de ara sıra mikrofonu uzatıyorlar. Şimdi sevgili dostlar, tabii tarihsel gelişime baktığımız zaman hakikaten tarihte önemli dönüm noktaları var. Tarihte önemli olaylarımız var. Eğer biz Anadolu'yu ikinci yurt edindiysek, birinci ana yurdumuz hiç şüphesiz Orta Asya. Tarihe yakın bilgisi olan dostlarımız, müdürlerimiz, değerli üstadlarımız bilir. Ama biz öyle süreçlerden, tarih dönemlerde geçtik ki, işte Ahi Evranlar bir taraftan, Mevlana'lar bir taraftan, ilk İslamiyet'i kabul etmemize sebep olan Abdülkerim Satuk Buğrahanlar bir taraftan, Abdülkerim Satuk Buğrahan öncesi ilk Türk hükümdarlarımız, Metehanlar, Bumin Kağanlar, Yollur Tiginler vesaire vesaire Hakanlarımız bir taraftan, hakikaten biz tarihsel süreçte millet olmayı başarmış, dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük medeniyetlerden, kültürlerden birisiyiz. Şimdi bu konu çok önemli. Ben bir tarihçi olarak da çok önemsiyorum. Çünkü hem seçmeli tarih olsun, hem 10. sınıf, 11. sınıf tarih olsun, biz mutlaka Ahilik Teşkilatı'nı mutlaka anlatırız. Ahilik Teşkilatı nedir diye kısa bir tanımla soracak olursanız, Ahilik Teşkilatı bir esnaf örgütlenmesidir. Ahilik Teşkilatı aslında üretimin adıdır. Ahilik Teşkilatı daha sonra bir kardeşlik boyutunu düşündüğünüz zaman, İslam tarihinde de Fütüvvet Teşkilatı dediğimiz Abbasilerde de oradan örnek alınarak Anadolu'da İslam kardeşliğinin adıdır Ahilik Teşkilatı. Değerli hocam, tabii ki biz tarihsel kaynaklardan, tarihsel kitaplardan anlatıyoruz ama siz bir Kırşehirli olarak, ben de 2 yaz önce gittim, hakikaten kitaplardan anlatıldığı gibi değil. Gidip o Ahi Evran Parkı'nı görmek lazım. Ahi Evran. Gidip o Kırşehir'in o meydanını
Hele hele akşamları o kafelerde Neşet Ertaşlar olsun, diğer sanatçılarımız olsun, biz hanımla o Garanti Bankası'nı yanlış hatırlamıyorsam orada köşede bir kafede, inanın ki o yol yorgunluğunu öyle bir attık o sizin müziklerinizle, bozdaklarınızla. Buyurun hocam, ikinci bölümde herhalde bunlara değineceksiniz. Evet. O çok kıymetli bilgilerinizden istifade etmişsiniz. Evet, dahilik teşkilatıyla birlikte Kırşehir'de ve Kırşehir'deki ekonomik hayat canlanıyor. Esnaf teşkilatlanmaları sayesinde Anadolu Selçuklu'da, Osmanlı İmparatorluğu zamanında buradaki esnaftan birbirine yardımlaşma duygusu gelişiyor. Kesinlikle. Aynı zamanda esnaf teşkilatlanmasının yanında bu teşkilatlanmalarla birlikte burada askeri eğitimler de veriliyor bu insanlara. Aynı zamanda esnaflar birlikte de zor durumda kaldıklarında da ordunun elemanları haline geliyor. Evet. Bu Kırşehir'de etkin olarak olmuş ve hala da günümüzde de bu Kırşehir'deki askeri yapılanmaların temelini oluşturmaktadır. Yani Kırşehir insanının vatansever, milletsever insanlar olduğu günümüzde de görünmektedir. Evet. Bu ahiliğin etkisiyle bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Günümüzde de sürekli devam etmektedir. Evet. Ahilik teşkilatı tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve Selçuklu'dan başlayarak bugünkü Türkiye'deki esnaf birliğini kurularak daha yaygın hale getirilmesine çalışılmaktadır. Evet. Teşkilatlanma öneminin üzerinde daha iyi durulsa ülke ekonomisine daha katkıda bulunacaktır ve hiç yardıma muhtaç insanlar olmayacaktır. Amacı zaten yardımlaşma kültürüne dayanan bir sistemdir. Evet. Yani bütün insanlığa daha yararlı olacaktır ülkemizde de. Evet. Şimdi değerli dostlar, hocamız tabii ki bir Kırşehirli olarak birazdan bize oradaki etkinliklerden bahsedecek ama ben de hocamdan müsaade almışken, şimdi malum biliyorsunuz 11. yüzyılın sonları, 12. yüzyılın başları, hatta 12. yüzyılın tamamı, 12. yüzyılın tam ortalarında biliyorsunuz yıllardır Anadolu'ya giremeyen bir Moğollar var. Zalim oğlu zalim yani. Biliyorsunuz Cengiz Han'dan bahsediyorum. Cengiz Han'ın çocukları var. Tabii ki bunlar doğudan itibaren, yani Moğolistan'dan itibaren batıya doğru sürekli Memlükler olsun, diğer Türk devletleri olsun ne yapmışlar? Hep yenmiş gelmişler. Ve 1. Alaaddin Keykubat döneminde Alaaddin Keykubat Hazemşahları yenerek Anadolu toprakları ile İran toprakları arasına Hazemşahlardan bir tampon bölge oluşturuyor ki Moğol ilhanlar yine geçemiyorlar. Ama Alaaddin Keykubat hocamız anlattı. Alaaddin Keykubat öldükten sonra ne oluyorsa 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde oluyor ki o dönemde meşhur bir veziri var. Saadettin, soy ismini, lakabını da biliyorsunuzdur. Arada ciddi anlamda sarayda sıkıntılar oluyor ki tabii ki doğudan gelen ahi evranlar, Mevlana'lar, ondan sonra Sadreddin Konevi'ler Anadolu'ya akın akın göç ederek Anadolu'da daha önceki topraklarda yaşadığı sıkıntının tam tersini, burada birlik ve beraberlik olursak ancak ve ancak örgütlenirsek, burada ilmimizi, bilmemizi, kültürümüzü sağlayabilirsek ancak Anadolu'da yeşerebiliriz, güçleniriz, kuvvetleniriz manasında çeşitli örgütlerden kuruyorlar ki işte bunlardan birisi sadece meslek örgütü değil sevgili dostlar, daha sonra eğitim örgütü, daha sonra Osmanlı'nın başlarında siyasi örgüt, kültür örgütü gibi birçok örgüt. Ne oluyor sevgili dostlar? Tabii ki Anadolu'da kuruluyor ki işte o Osmanlı dediğimiz temelleri attıktan sonra tabii ki ahi kültürüyle öyle bir yeşeriyor ki, yani Osmanoğullarının, Osmanlıların, Osmanlı Beyliği'nin ve devletinin kuruluşup yükselmesinde hakikaten ahi kültürünün çok önemli etkisi var diye düşünüyorum. Hocam ahi kültürüyle ilgili başka neler diyebiliriz? Çünkü siz tam işin ortasındasınız, göbeğindesiniz. Ahi kültürü dediği zaman
sevgili seyircilerimiz ne anlayacak? Ahi kültürü deyince yardımlaşma anlaşılacak. İnsanların birbirine hoşgörüsü anlaşılacak. Evet. Yardımseverliği anlaşılacak. Kesinlikle. İyilik anlaşılacak ve cömertlik anlaşılacak. Evet. Yani bugünkü sosyal yardımlaşmanın temeli o tarihte atılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Ahilik teşkilatında da o zamanki esnaflar diyelim ki birisi birine alışveriş yaptıysa öbürüsü alışveriş yapmadığında ben bugünkü evet. rızkımı aldım. Yan komşuma buyur denilmiştir ama bu kültür Türkiye'de yok olmaya başladığından bu önemini yitirdi. Şimdi bu önemi bunun üzerinde durulması gerekiyor bence. Yani ahil kültürünün tüm yerlere yaygınlaştırılması gerekiyor. Evet. Sevgili müdürüm, tabii ki bize ahil kültürünü sizin topraklarda yetişen, yani sizden birisi olan, inanın ki sadece Türkiye'ye değil, rahmetlik 2011 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında mıydı? Neşet Ertaş'ın ölüm yılları. Ben çünkü o zaman bir kolejin servisinde gidiyordum. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Evet, Neşet Ertaş'a kulak verelim sevgili dostlar. Her şeyi o güzel söylemiş. Neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin? Sen neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Sen
boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin? Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan değerli müdürümle sohbet bölümüne geçeceğiz. Bütün dünya tanır seni. Fikirlerin sanki yeni. İsterim öğüt vermeni. Sana geldim ahi evran. Gönülleri aydınlatan, akıllara ahlak katan, kardeşlik tohumu atan sana geldim ahi evran. Ahilik örgütü kuran, esnafların piri olan, haksızlığa karşı duran sana geldim ahi evran. Evet sevgili dostlar, tabii ki biz ahi evranı sadece hayatıyla, biz ahi evranı sadece ansiklopedilerden değil, en güzel şekilde şiirlerden de ne yapıyoruz? Ahi evranı tanımaya çalışıyoruz. Şimdi sevgili müdürüm, ahi evran dediğimiz zaman şiirden de ben şunu anlıyorum. İnsanı kucaklayan, insanlığı kucaklayan, hani İslam Kardeşliği Fütüvvet Teşkilatı dedik ya, bunun Anadolu'daki adından bahsettik ya, yani daha da böyle geniş halinden ve tabii ki Anadolu'muzda, Türkistan tarihimizde, geçmişten günümüzde birçok önemli insanlar yetiştirdik ve günümüzde de yetişmeye devam ediyor. Şimdi Kırşehir dediğimiz zaman ben 2 yaz önce giderken aklıma bir ahi evran geldi. Bir de tabii ki Üstad Neşet Ertaş geldi. Hocam bunların dışında Kırşehir kültürü, Kırşehir'le ilgili kimleri ön plana çıkarabiliriz? Var mı böyle bizlerin bilmediği? Caca Bey var mesela. Caca Bey'den evet. Anadolu Selçuklu'nda ilk gökbilgi evet, araştırmasını yapan. Evet, astronomi çalışmalarında evet, bulunan Caca Bey var. Evet. Ondan sonra Neşet Ertaş'tan başka Çekiç Ali var. Çekiç Ali var. Yani Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş'ın babası var. Babası var, var. Evet. Bunlar yani Kırşehir'in evet, sanatçıları, evet, ileri gelenleri. Evet. Kırşehir'de yaygın olarak kullanıyor, dinleniyor müzikleri. Değil mi? Evet. Yani bütün gönül bağıyla bütün insanları kucaklayan, evet, yani bütün evet, dünyaya mal olmuş sanatçı zaten Neşet. Değil mi? Kesinlikle. Her yerde dinleniyor, evet, ve insanları hiçbir müzikten eksik bırakmıyor insan. Bütün insanları dinledikçe yaşadığı olayları anlatmış zaten Neşet Ertaş. Evet. Gönül bağıyla. Ahilik kültüründe de zaten kardeşliği anlattığı için Neşet Ertaş'ın da müziklerinde de hep kardeşlik vardır. Değil mi? Şimdi değerli müdürüm, tabii ki Neşet Ertaş önemli. Dünya çapında ülkemizi hakikaten, yani KPSS sınavlarında da çıktığı için, ben öğretmen adaylarımız var canlı yayında. Onun bir ünvanı var sevgili dostlar. Bozkır'ın tezenesi. Hocam bilen arkadaşlarımız var, bilmeyen arkadaşlarımız var. Neden acaba Bozkır'ın tezenesi ifadesi birçok yerel ve ülke çapında sanatçımız olmasına rağmen neden Neşet Ertaş'a bu ünvan verilmiştir diye? Bozkır'ın tezenesi denmesi İç Anadolu iklimi Bozkır olduğu için, evet, onun için Bozkır'ın tezenesi deniyor. Yani iklim şartlarından dolayı, hı, sürekli, hı hı, yani Bozkır'larda geldiği için Bozkır'ın tezenesi lakabını oradan alıyor yani. Değil mi? Çarptı. Yani bir de şu şöyle bir anlamı var mı acaba? Benim okuduğum ve edindiğim bilgiler tecrübesinde tabii ki iklimle kesinlikle, evet, alakası var. Yani oranın coğrafyasına baktığımız zaman tamamen ya sert karasal ya karasal. Karasal'ın bitki örtüsü tabii ki Bozkır. Bu orayla ölçüyor. Yani tezeni hocam biraz da böyle kucaklayan, dediniz ya böyle il il, köy köy, ondan sonra söyleyin bak, benimle beraber çayır çayır, oba oba ahilik kültürünü ve Kırşehir kültürünü anlatan, yayan, anlatan, bunu benimseten kişiye de herhalde, evet, dendiği için de benim tarihi bilgilerim bunu bana hatırlatıyor. Şimdi hocam siz bana yayın öncesinden Kırşehir'de özellikle ahilik haftasında
demiştiniz ki Kırşehir'de önemli etkinlikler yapılıyor. Bunlardan çok önemlisi bir ceviz festivalinden bahsettiniz. Evet. Bu ve bu tarzda hocam Kırşehir'de ne tür etkinlikler yapıyor? Yani ahim kültürünü biz bu topluma nasıl anlatalım? Ben öğrencilerime nasıl anlatayım günümüzde? Kırşehir'de etkinliklerle tanıtılıyor ahim kültürü. Ceviz evet. Festivali ise Kaman'a has bir şey. Değil mi? Kaman'da 6 evet. Ekim'in ilk haftasında yapılıyor. Yani 6-12 Ekim arasında yine ahim kültürüyle birlikte. Evet. Burada da zaten Kırşehir'in Kaman cevizi meşhur olduğu için bu kültürde de Kaman'da da ceviz festivali yapılıyor. Evet. O da ahilikle de özdeştiriliyor yani. Evet. Şimdi hocam tabii ki VTR'ye de verdim, televizyona da verdim ben. Şimdi ahilerde ben şu özelliği gördüm üstad. Ahilerde kardeşlik olgusundandır tabii ki. Yani birlik ve beraberlik duygusu, İslam'ın da özü olan birlik ve beraberlik duygusu bir defa ön planda. İkinci ön planda, siz de söylediniz, benim notlarım arasında da var. Diyelim ki Fatih Sultan Mehmet de bunun şeyini yapmış, uygulamasını yapmış. Mesela Kırşehir'de bir çarşıya gidiyor, alışverişini yapıyor. İkinci alışverişini yapmak istiyor. Esnaf diyor ki hayır, git komşundan al. Komşusundan alıyor. İkinci komşusu da Fatih Sultan Mehmet Hazretleri gibi. Benim bir insana, bir padişaha üçüncüsünü komşusundan alıyor. Hocam günümüzde biz neleri kaybettik ya? Yani var mı günümüzde bir esnaf hepsini benden al 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 yerine şunu dese, yani işte komşum siftah yapmadı oradan al. Yani bir başka komşumdan şunu al. Der mi acaba? Yani biz neleri kaybettik? Sayın hocam buyurun. İşte ahilik Kırşehir bunu yaşatıyor mu sayın hocam? Ben Kırşehir'de alışveriş yapamadım ama gideceğim. Kırşehir hala bu geleneği yaşatıyor mu bilemiyorum. Değil ama şu anda ahilik kültürüyle tekrar yayılmaya çalışıyor. Değil mi? Yani Türkiye genelindeki gibi Kırşehir'de de aynısı devam ediyor. Evet. Ama bu ahilik kültürünün eğitimden başlayarak bence ama eğitimci olduğum için evet. Okullardan başlayarak anlatmak gerekiyor. Yaygınlaştırıp temelini evet. kavratıp bütün insanlığa yaymamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani eğitimin içine sokmak gerekiyor yani. Değil mi? Hocam kitaplarımıza girdi. Keşke biraz daha böyle uygulanabilir olsa, uygulamalı işlense. Yani bu hakikaten önemli bir kültür. Bizim kültürümüz başkasının kültürü değil. Bunu eğer uygularsak hocam bu bir üretim modelidir. Zaten üretime dayanıyor. Evet. Ekonomik modeldir. İnanın ki, evet, inanın ki ben biraz Kırşehir Valiliği'nin portalını da gezdim. Bu tip önemli ve güzel çalışmalar mutlaka var. Ama bunu hocam uygulama aşamasına mutlaka ne yapıp edip getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hayata katmak gerekiyor. Kesinlikle. Evet sevgili dostlar, bir bakıyorsunuz 40 dakikamız geçti bile. Size tabii ki yer vereceğiz. Ama bizim de girmemiz gereken türkülerimiz, girmemiz gereken VTR'lerimiz var. Ama biz bir şey unuttuk. Değerli müdürüm bir soru soracaktı sizlere. Onu unuttuk. Ben aklıma geldi arasına ama müdürümün konuşmasını bölmeyeyim diye. Hocam sorunuz hazırsa kolay bir soru sorun da evet, biz de değerli üyelerimize motive edici bir ödül inşallah ne yapalım? Verelim diye düşünüyoruz. Ahi Evran'ın mezarı nerede bulunmaktadır? Evet. Ahi Evran'ın mezarı nerede bulunmaktadır? Tekrar ediyoruz soruyu. Ahi Evran'ın mezarı nerede bulunmaktadır? Şimdi sevgili müdürüm tabii ki birlik, beraberlik, kardeşlik. Ondan sonra özü sözü bir olmak kavramları çok önemli. Biz bu İslam'ın da şiarı, İslam'ın da bu bize bıraktığı en güzel miras. Bir aile kültürüne bakıyoruz hocam. Yani birazdan ben bununla ilgili bir şiir de okuyacağım. Nedir hocam? Özü sözü bir olmak nedir? Yani ecdadımız, atalarımız, dedelerimiz. Mesela biz Cemil Meriç diyoruz hayatta, Hatay'da. Beyazıt Bistami Hazretleri diyoruz. Yani onların da değindiği konular aynı konu.
Ahi Evren'e bakıyoruz öyle. Mevlana'ya bakıyoruz öyle. Yunus Emre'ye bakıyoruz. Hacı Bayram. Öyle. Hacı Bayram Veli Hazretleri. Ay öyle. Öyle. Sahabelerimiz öyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten ta kendisi. Buyurun hocam, özü sözü bir olmak Kırşehir'de nasıl yaşatılıyor? Sizden alalım hocam. Kırşehir'de de Ahi Evran'ın ilkesinde devam edenler yardımlaşma duygusuyla özü sözü biri olarak topluma yararlı işler yapıyor. Hı hı. Ve Kırşehir'deki insanlar birbirinin içinde misafirperverlik devam ediyor. Yani görgü kuralları devam ediyor. Doğruluk, dürüstlük devam ediyor. Yardımlaşma duygusu devam ediyor. Aynen. Birinizin kapısına geldiğinde Kırşehir'de hiçbir zaman misafirini geri çevirmez. Evet. Bizim Kırşehir'imizdeki bu kültürle ilgili daha önceden de köylerimizde köy odaları vardı. Yani yolcular yolda kalmasın diye orada konaklarlar, misafir edilir. Ve bütün... Kervansaray var mı hocam sizin orada? Konya, Aksaray, o civarlarda biraz fazlalıkla var ama. Oralarda yok çok ama köy odaları var. O da değil Kervansaray'ın mi? Küçük hali. Bütün köylerde gelen misafirler ağırlanır yani. Hı hı. Aylık teşkilatı, aylık kültürünün bir özelliği. Ben de çünkü şehrimizi biraz dolaştım. Hakikaten meslek odalarına, köy odalarına ciddi anlamda ne yapmış? Önem vermiş bir kültür. Evet sevgili dostlar, hangi ilimizden bahsediyoruz? Kırşehir'den bahsediyoruz. Bu memleketi, bu güzel, şirin Kırşehir'imizi sizce en güzel kim yorumlar? Tabii ki yine Neşet Ertaş. Buyurun. Gönlümün içinde yerim Kırşehir.
yaşlarından kara gözünem aşık etti beni. Bir kır şehir yaktı bu bağım, bir kır şehir, bir kır şehir. Evet sevgili dostlar, tabii ki programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii Şirin Kırşehir, Muharrem Usta'nın şehri deyince değerli müdürümüz, ben stüdyo parkta onun duygularını anlıyorum. Biraz duygusallaştı. Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin 81 ili de hakikaten kültürüyle, hakikaten birbirinden farklı özellikleriyle. Ben Türkiye'nin hemen hemen birçok ilini gezdim. Çok az ili kaldı. Bunlardan en şirin illerinden birisi de tabii ki Kırşehir'i de gezdik. Hakikaten Neşet Ertaş üstadımız çok güzel yorumlamış. Ahi alemde ahi evran idi. Kim kamu alimlere sultan idi. Padişahın hasekisi o idi. Kim kamu beyler katında kul idi. 93 yıl oldu dünyada temam. Ne hal önünde geçti ne haram. O gece kim dünyadan gidirdi. Ahiret mülküne seyreder idi. Evet tabii ki biraz kelimeler Kırşehir'den, biraz kelimeler Osmanlıca. Kültür Bakanlığı'nın bir belgeselinde hakikaten bu şiiri buldum ki çok anlamlı bir şiir. Hakikaten Kırşehir kültürünü, ahilik kültürünü yaşatan bir şiir. Bunu da tabii ki bu programda okumadan herhalde Stüdyo Park Kültür Partili yöneticisi Mehmet Akçımen olarak herhalde ne yapamazdık, geçemezdik. Şimdi hocam, Şirin Kırşehir'de çok anlamlı cümleler ve kelimeler dikkatimi çekti. Zenginlerin çok zengin olduğundan, evet, bazı evlerin yüksekliğinden, Muharrem Usta Neşet Ertaş ustamızın babası, evet, herhalde babasını güzelce tanımlıyor. Ve Şirin olduğunda zaten Türkiye'nin adı Şirin Kırşehir. Buyurun hocam, Şirin Kırşehir'i bize sizden dinleyelim. Şirin Kırşehir, İç Anadolu bölgesinde Ankara'ya 2 saat uzaklıkta olan, evet, çok katlı binaları bulunmuyor. İçinden Kızıl Irmak'ın, evet, yakınından geçtiği ve, hı hı, yaşanılabilecek güzel bir şehir. Harika. Yani bir şehir. Emekli şehri genellikle. Hı. Çoğu gurbetçisi olan. Evet. %50'ye yakını gurbet ellerde çalışan. Daha çok gurbetçi Almanya'ya gitmişler. Hı hı hı. İlk Almancıların gittiği yıllar. Evet. Neşet Ertaş'ın da zaten hayatının büyük bir kısmı Almanya'da geçmiş, daha sonradan dönmüş. Öyle mi? Onun için de sürekli zaten memleketini özlem olarak türkülerini yakmıştır. Şirin Kırşehir'inde oralarda bestelemiştir. Onun için şehrimizi gezip görmelerini tavsiye ederiz. Yeraltı şehri var. Ondan sonra kaplıcalarımız ünlü. Şirin Kırşehir'e gelip
her zaman yaşanacak bir şehir olarak tavsiye ediyoruz. Evet, turistleri de bekliyoruz. Evet, yani gezilmesi, görülmesi gereken çok önemli şehirlerimizden birisi. Değerli müdürüm Erçay Koçak Bey'in, değerli üstadımız Neşet Ertaş abimizin, büyüğümüzün, sanatkarımızın, ozanımızın ve tabii ki Ahi Evran'ın memleketi Kırşehir. Değerli müdürüm, tabii son dakikalara geçtik. Malum biliyorsunuz. Soruyu bir kez daha sizin ağzınızdan alalım. Ben de birkaç defa tekrar edelim. Cevaplar geldi Ahi çünkü. Ahi Evran'ın mezarı neredir diye sormuştuk. Evet, sorumuz, programı izlediyseniz hakikaten çok kolay ve yanıtlanabilecek bir soru. Canlı yayının son 5 dakikasına, 10 dakikasına diyelim, belki birkaç dakika uzatırız. Girmişken lütfen elinize kağıt kalem demiyorum, tuşların başına geçin. Kültür Parti'ye üyeyseniz lütfen bu sorunun, yani Ahi Evran'ın mezarının olduğu o ilimizi yazarsanız, biz tabii seçeceğimiz kuralları yapacağımız, çekeceğimiz veyahut kuradan sonra o şanslı ödülü ne yapacağız? Ailik ilgili kitabımızı o şanslı izleyicimize hocam inşallah hocamızın çekeceği kurayla vereceğiz. Ben bir de burada şunu eklemek istiyorum Mehmet hocam. Hocam biraz sonraya bıraksak, şu size gelen güzel mesajları okusak, çünkü son sözleri yapacağız, toparlayacağız ama konuyla bağlantısı buyurun. Konuyla bağlantısı. Buyurun. Ahilik kültüründe aslında ilk kadın teşkilatlanmayı da Ahi Evran'ın eşi Baciye'nin Rum'u kurarak kadınların ahlaki ve mesleki alanda eğitmişlerdi. Yani ilk kadın teşkilatlanmada Fatma bacımız değil mi? Evet. Yani kurmuştur. Bu da önemli bir konu. Kadın teşkilatlanmasına kadınlara o zamandan önem verildiği anlatılmaktadır. Şimdi hocam ahilik teşkilatı ile ilgili değerli bilgileri verecek olsa bu defa bu program sabaha kadar sürer. Ama hakikaten çok önemli bir bilgi. Yani benim de aklımdaydı ama yani Bağcıyan'ı Rum, o Anadolu bağcılarımız, daha sonra Rumeli'deki seferlerde o kadar çok katkıları bulunmuş ki Fatma bacımıza da, anamıza da Allah rahmet eylesin diyelim. Ne yapalım? Bir rahmet salalım değil mi hocam? Evet sevgili dostlar, Stüdyo Park'ta tabii ki programlar bitiyor. Çok çabuk bitiyor. Benim okuyacağım şiirler, anlatacağım olaylar, hikayeler vardı. Hani şu pabucu da mı atılmak var ya, biz hani bir çocuk oldu, ondan sonra yolda gelen çocuk olacağı zaman senin pabucun atılacak diyoruz ama bu farklı bir durum. Bizim kültürümüzde pabucun dama atılması farklı bir olay. Bunun gerçek bir anlamı var. Vaktimiz olursa onu da hocamız ya da ben anlatırız. Evet, şimdi sevgili dostlar, biz söyleyeceklerimizi söyledik. Bakalım sizler neler söylemişsiniz. Muhittin Şölenci, Ercan hocama selamlar, iyi yayınlar demiş. Hocam buyurun, mesajınızı alalım. Teşekkür ediyorum. Cevabı mesajınızı. Muhittin hocama teşekkür ediyorum. Müdür arkadaşlardan biri. Evet. Hocam kameraya bakarak söylerseniz çünkü onlar sizi görüyorlar. Muhittin hocama teşekkür ediyorum yayına katıldığı için. İyi dileklerine. Evet, Beylikdüzü'ne geçiyoruz. Emrah Barışlı kardeşimize hayırlı akşamlar muhterem Mehmet hocam. Selametle demiş. Kolay gelsin hocamlarım, selametle. Bu bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Biz de Beylikdüzü'ne selamı gönderiyoruz. Hocam size de selam var. Selam, biz de selam gönderiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz dinledikler için. TC Hümeyra Göktaş. Ben de yakınen hasbelkader sosyal medyadan tanıyorum hoca hanımı, yenge hanımı. Buyurun hocam. Hayırlı yayınlar demiş. Sağ olsun. Evet. Sürekli destekçim olduğu için teşekkür ediyorum. Evet, canlı yayında da ciddi destekçilerimizden birisi. Evet, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyoruz. Faruk Çalışkan, beden eğitimi öğretmenimiz, değerli hocamızla. İyi yayınlar, Allah devamını getirsin hocam demiş. İnşallah sevgili hocam, siz destek verdikçe Kültür Parti ve Türkiye'nin kültür kanalı olma yolunda ciddi adımlar atmaya devam edecek. Esenyurt İhsan Rakiboğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyoruz. Sadrettin Güler hocamız, bizim konuklarımızdan birisi. Maşallah, berekallah sayın hocam demiş, kendi ifadesi, kendi tarzıyla. Hayırlı ve bereketli sohbetler dilerim inşallah kıymetli hocalarım demiş. Biz de selamımızı gönderiyoruz. Buyurun hocam. Biz de teşekkür ediyoruz hocama yayına katıldığınız için. Hocam bu sizin dostların nereden katıldığını siz söylerseniz sevinirim. Sabri Alıcı başarılar demiş.
Müdür yardımcım, teşekkür ederim. Nereden katılıyor hocam, onu da söyle. Benim okulumdan aynı. Öyle mi? Erdoğan'ın ilkokulu müdür yardımcımız. Özgür Topal, iyi yayınlar Ercay abim, seninle gurur duydum diyor. Herhalde bu Kırşehir. Amcamın torunu. Kırşehir herhalde. Evet, Ankara'dan katılıyor. Ha, Ankara'dan, özür diliyorum. Teşekkür ediyorum Özgür Topal'a da. Hocam Ankara'nın böyle çoğu mahalleleri de bir Kırşehir gibi sanki. Ben yanlış hatırlamıyorsam. En yakın bizi Kırşehirliler Ankara'ya göç ettiği için %50'si Kırşehirli yani Ankara'nın. Evet. Sabri Alıcı, müdür yardımcımız da herhalde. Evet. İyi yayınlar demiş hocam. Mesajın varsa alalım. Teşekkür ettik. Biraz önce cevapladım Sabri hocama. Tekrar teşekkür evet. Aydın Uç, hayırlı olsun müdürüm demiş. O da bizim memleketimden, köyümden, İsa Hocalı'dan katılıyor. Teşekkür ediyorum Kırşehir'den. Evet. O da bizim çocukluk arkadaşımız. Maşallah. Hocam cevapları verenler var, söylemeyeceğim. Yenge Hanım da vermiş, Sabri Alıcı da vermiş. Faruk Çalışkan hocamın şöyle bir yorumu var sizin hakkınızda. Hocamın sesi binanın yıldırımı anımsatıyor bana demiş. Bilmem katılır mısınız sevgili müdürüm? Teşekkür ediyorum böyle benzettiği için başbakanımıza. Evet. Evet. Var mı hocam böyle bir benzerlik bugüne kadar? Bizim Faruk hocamızın böyle güzel yorumları var. Benzetir yani. Ta da böyle hedef 12 yapar. Çünkü evet, okçuluk eğitimi de veriyor. Belki ses tonumuzdan benzemiştir artık. Evet. Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, benim eski okuluma gidiyorum. Değerli arkadaşım Hayrettin Akdemir Bey'e hayırlı yayınlar dilerim demiş. Hayrettin Bey'i siz de tanıyacağım. Evet, benim de arkadaşım. Biz de teşekkür ederim evet. Hayrettin Bey'e. Evet, Hayrettin Bey'e şöyle ben kameraya bir kere de bakaraktan özlediğimi de ifade ederekten söyleyeyim. Evet, tekrardan Faruk Çalışkan hocam, hocamın dinine sağlık, Allah bilgisine ve nefesine zeval vermesin demiş hocam. Bu duada da çok önemli. Evet, bunlar yorumlarımızdı hocam. Geçelim canlı yayındaki dostların hepsinin ismini zikredelim. Hayrettin Akdemir Bey, Antalya'dan İsmail Uçar, üniversiteden arkadaşım. Faruk Çalışkan Bey'den çok zikrettik. Değerli müdürümüz Zeki Kara Çavuşoğlu, her ikimizin de ortak tanıdıklarından. Stüdyo Park'ın hazırlanmasında çok emeği dokunan sevgili eşim Fatma Yaygan Akçımen canlı yayında, Emrah Barışlık kardeşim canlı yayında, Suna Karakoçoğlu, Hülya Akdemir, Ercan Çankaya, Faruk Sarı, Sabri Alıcı, Turgut Yıldırım, Nurşan Bektaş Uslu, Tayyar Şahin, Oktay Köksal, Elvan Yağmur, Hümeyra Göktaş, Gökhan Çetin, Yüksel Acar, Hüseyin Çınar, Abdullah Ulusoy, Muharrem Akbaş, Çağdaş Manduz, İsmail Özdemir, Sinan Göktaş, Abdurrahman Göktaş, Veysi Göktaş, Derya Akbaş, Muhittin Şölenci, sevgili müdürüm buyurun. Ciddi anlamda bir hayranınız var. Kamera. Evet, seyircilerimize, izleyenlere teşekkür ediyorum hepsine. Yani evet, dinledikleri için evet, çok minnettarız. Hı-hı. İnşallah başka yayınlarda görüşmek üzere diliyorum. Evet, sevgili dostlarımıza şöyle bir hatırlatma yapalım. Tabii ben değerli hocamızın profilinde ya da benim profilimde ya da benim diğer sayfalarda paylaştıklarımı kamera önde olduğu için, arkasında olmadığım için göremiyorum. Bize beğeni ve yorum atın sevgili dostlar. Biz onları görüyoruz. Onların isimlerini burada okuyoruz. Her hafta canlı yayında özellikle ifade ediyorum. Daha birkaç dakikamız var. Değerli müdürümüzden son cümlelerini de alacağız. Eğer siz beğeniler atarsanız biz sizi görürüz ve burada isimlerinizi zikrederiz. Şu an canlı yayına giren yeni müdürlerim, yeni dostlarımız da var. Ramazan Balaban, hayırlı olsun müdürüm, başarılar dilerim. Bu cümlemden sonra Ramazan müdürüm, buyurun hocam. Ramazan Bey'e de teşekkür ediyorum. O da büyük müdür yardımcısı arkadaş. Kadem Çelik'te. Mehmet Bey programa davet ettiği için ben teşekkür ediyorum. Hocam programı kapamayalım daha. Çünkü programı hemen kaparsak Suna Karakaçoğlu Haşhaş, Ercan müdürüm hayırlı akşamlar, selamlar demiş. Okul aile birliği başkanımız. Teşekkür öyle ederim. Mi? Maşallah. Ne kadar güzel. Evet. Sevgili dostlar, tabi son dakikalara gidiyoruz. Son cümleleri yavaş yavaş alacağız. Değerli müdürümden biz de haftanın fragmanını da vereceğiz. Haftaya çünkü bir sağlık sohbeti yapacağız. Onun için programı son cümleler söyleyerek
kapatma aşamasındayız. Sizin söyleyecekleriniz varsa, olumlu olumsuz eleştirileriniz varsa yorum bölümünde, tabii ki eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir, sürçülisan etmiş olabiliriz, eksikliklerimiz olabilir. Yani tatlı dille ifade ederseniz biz de inşallah o yorumları okumaya ve onları ifade etmeye çalışırız. Sevgili hocam Emrah Odoğlugil canlı yayındalar, buyurun. Evet, alkış yapmış tabii müdür, ki. Müdür yavrucuğum, teşekkür ediyorum Emrah Bey'e. Bengisu Koçak hanımefendi geldi. Çok güzel bir programdır. Canım babam. O da kızım. Teşekkür ederim. Canım babam deyince zaten mesaj çözüldü. Evet sevgili hocam, tabii ki Kültür Partili'de programlar bitmek bilmez. Sizin Kültür Partili'de hocam bu son programımız olmasın. İnşallah. Sevgili seyircilerimize, sevgili Kültür Park TV üyeleri, eğitim camiası dedik. Bir il milli eğitim müdürlerimiz var, okul müdürlerimiz var, ilçe milli eğitim müdürlerimiz var, şube müdürlerimiz var. İnanın ki hocam kişinin mevkisi, makamı çok fark etmiyor. İnsan hakikaten bir de farklı konu olunca, mesela şu Fatma Bacı olayını açmanız bile bana birçok bilgiyi hatırlattı. Ama vaktimiz yok sevgili dostlar. Hocam son sözlerinizi alın, söyleyin ya da işte son mesajları da ben alalım. Ben şöyle son kelimemi sizden ricam şu olsun hocam, tabii bir hoşgörü, ben Hataylıyım mesela, bir hoşgörü memleketi. Sizin memlekete bakıyorum, hoşgörü kültür, hele hele ahi kültürü memleketi. Hocam şöyle bir hoşgörü, böyle bir birlik ve beraberlik, evet. Şöyle bir ahi kültürü mesajı olursa çok seviniriz diye düşünüyorum. Ben buyurun hocam. Şöyle birlik, beraberlik size yaşama dileğiyle kısaca ahi olun, ahi kalın diye. Şu garip halimden bilen şüveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Sem güle, bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme güle, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?